Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere din kültürü dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Ben soruları şıklı olarak hazırladım. Öğretmeniniz bunları açık uçlu yani klasik olarak sorabilir. Nedir mesela? 1. soru işte Allah'ın sıfatları ile ilgili. Öğretmeniniz Allah'ın sıfatlarını yazın diyebilir size. Ya da anlamlarını yazıp buraları boş bırakıp hangi sıfatı olduğunu yazın diyebilir. Bizim buradaki amacımız yazılıya çalışmak, bilgileri hatırlamak, tekrar etmek. Hemen 1. sorudan başlıyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. 1. soru Allah'ın sıfatları ile ilgili demiştik. Yukarıda Allah'ın sıfatları ve anlamları numaralandırılarak açıklanmıştır. Buna göre hangi açıklamada bir yanlışlık yapılmıştır? Birincisi vücut, Allah'ın var olması. Bu doğru. İki kıdem, Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması. Bu da doğru bir ifade. Vahdaniyet, Allah'ın bir yani tek olması. Bu da doğru. Semi, Allah'ın her şeyi görmesidir. İşte bu yanlış. Semi demek Allah her şeyi işitir, her şeyi duyar demektir. Yani burada dördüncü ifadede yanlışlık yapılmış. Yeri gelmişken bu konuyla ilgili bir kağıt hazırladım. Ben onu ekrana koyayım. Siz isterseniz burada videoyu durdurup şöyle bir tekrar edebilirsiniz. Allah'ın sıfatlarını yazdım. Zati sıfatları ve subuti sıfatları. Ben şimdi tek tek hepsini okumayacağım. İkinci soruya devam edeceğim. Siz videoyu durdurup bir tekrar yapabilirsiniz. Yukarıdaki ayet hangi kavramlar arasındaki ilişkiye örnektir? Neymiş bakalım? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayette böyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu ayet Allah ile insan ilişkisinden bahsediyor. Yani insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bundan söz ediyor. Allah ile evren ilişkisinden bahsetmiyor. İnsan ve evren ilişkisi de değil. İnsan ile insanlar arasındaki ilişkilerden de bahsetmiyor. Burada Allah kulluk etsinler diye yarattım diyerek Allah ve insan ilişkisinden bahsediyor. Cevap tabii ki B şıkkı oldu. Şimdi 3. soru. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz? Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak. Bu olur. Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek. Bu da olur. Çalışırken Allah bize yardım eder. Allah'ın yarattığını düşünerek canlılara eziyet etmemek. Bu da iyi, güzel bir davranış. Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek. İşte bu olmaz. Cevap D şıkkı olacak. Allah'a inanan bir insan böyle boş boş oturup da hiçbir iş yapmadan Allah bana yardım eder nasılsa derse yanlış yapmış olur. Cevap da D şıkkı oldu. 4. soruda İhlas suresi var ve boş bırakılan yerler var. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir diyor. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet. Burada yelid olacaktı. Ve lem yeküllehu küfüven ehad. Evet, doğru cevap şıklara bakarsak C şıkkı olacak. Uygun kelimeler birincisi buraya, diğeri buraya gelecek. C şıkkını işaretledik. Böylece İhlas suresini de tekrar etmiş olduk. Öğretmeniniz İhlas suresini muhakkak soracaktır. Ya sureyi yazdırabilir ya anlamını sorabilir. Devam edelim 5. soruya. Yukarıda anlatılan Allah'ın sıfatı hangisidir diyor. Her varlık ölümlüdür. Allah ise ölümlü değildir. Allah'ın bir sonu yoktur. Evet, az önce size hazırladığım kağıtta da bu yazıyordu. Doğru cevap C şıkkı olacak. Beka olacak. Allah'ın sonu yoktur. Allah ölümlü değildir. Biz insanlar ölümlüyüz. Diğer canlılar ölümlü. Ama Allah sonsuzdur. Ve bunun anlamı da beka oluyor. 6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah'ın tekvin sıfatı ile ilgili değildir? Şimdi burada tekvin sıfatını bir hatırlayalım. Kağıdımı yine buraya koyayım. Tekvin, gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Yani Allah yaratıcıdır. Bunu söylüyor tekvin sıfatı. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka yani zekat al. Şimdi buradaki ayet Allah'ın yaratmasıyla ilgili değil. Burada zekat almak, zekat vermekle ilgili.
İşte biz bunu arıyorduk ama diğerlerini kontrol edelim. Andolsun biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. İşte Allah yarattığını söylüyor. Allah yaratıcıdır. Bu ayet bunu anlatıyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bakın yine tekvin sıfatıyla ilgili, yaratmakla ilgili söyledi. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Bakın yine yaratmaktan bahsediyor. Ama A şıkkı başka bir konuydu. Biz de bunu arıyorduk. Şimdi 7. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ihlas kelimesinin anlamlarından biri değildir diyor. Şimdi ihlas kelimesi ne demek? Yaptığı işleri, yaptığı ibadetleri sadece Allah için yapmak, Allah rızasını kazanmak için yapmak ve dinine içtenlikle samimi olarak bağlı olmak demek. Şimdi A şıkkı uygun, C şıkkı da uygun, D şıkkı da uygun ama B şıkkı değil. O yüzden cevap burada B şıkkı olacak. Allah'ın rahmetine güvenmek ihlas kelimesinin anlamları içerisinde değil, diğerleri var. 8. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zatî sıfatlarından değildir? Şimdi bakalım. Vahdaniyet, kıdem, beka ve tekvin. Burada cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü tekvin zatî sıfatlardan değil, subutî sıfatlardan. Şöyle kağıdımızda da tekrar göstereyim. Bakın tekvin burada subutî sıfatlardan. Diğerleri zatî sıfatlar içerisinde diğer bahsedilenler. O yüzden cevap D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. 9. İhlas suresinde geçen Allah'ın 99 isminden biri olan Samet kelimesinin anlamı nedir? Hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğmamış, doğurulmamış, her şeyi yaratan, varlığı kendisinden olan. Doğru cevap A şıkkı olacak. Samet kelimesinin anlamı hiçbir şeye muhtaç olmayan demek. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. 10. soru. Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Ayetlerde anlatılmak istenen nedir? Allah birbirimize yardım etmemizi ister. Allah her şeyin iyisini yapmamızı ister. Allah her şeyi işitir, görür ve bilir. Evet, değil mi? Cevap burası olacak. C şıkkı yukarıda bunu anlatıyordu. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Evet, buradaki anlatılanlar C şıkkına uygun. 11. Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde üzerinde durulan hususlardan biri değildir diyor. Allah'ın bir olduğu evet. Kurban kesmenin gerekliliği işte bu İhlas suresinde değil. Kevser suresi dediğimiz İnna ya'tayna kel kevser diye bir sure var, kısa bir sure. Orada bahsediliyor kurban kesme. Yani B şıkkındaki uygun değil. İhlas suresinde geçenlerden değil. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı evet var. Hiçbir şeyin Allah'a denk olmadığı bu da var. Zaten B şıkkını işaretledik. 12. soruya bakalım. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Haşr suresi 24. ayet. Bu ayete göre her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah bizi her an görmektedir. En güzel isimler Allah'a aittir ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada yukarıda anlatılanlar bir numaralı ifadeye uygun. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Burada yazıyor. 3 numaralı ifade de var. En güzel isimler Allah'a aittir. Ama Allah bizi her an görmektedir. Evet, bu doğru bir ifade ama burada bahsedilen değil. Yani burada bahsedilenlerin içerisinde bu geçmiyor. O yüzden bizim cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani B şıkkı olacak. 13. Hangisi orucu bozan bir durumdur? Şimdi bazı öğrenciler oruç konusuna gelmemiş olabilirler. Ama bazı okullarda da oruç konusu, Ramazan konusu işlendi. İşleyenler bu soruyu yapsınlar, işlemeyenler de bir sonraki sınavda karşılarına çıkar. Onlar da öğrenmiş olurlar. Şimdi orucu bozan bir durumdur diyor. Oruç nasıl bozuluyor? Dışarıdan vücudumuza yiyecek, içecek, ilaç veya başka bir şey girdiği zaman ağzımızdan, burnumuzdan veya iğne ile, enjeksiyonla neyse bunlar orucu bozar. Şimdi banyo yapmak orucu bozmaz ama banyo yapmasak daha iyi olur. Şimdi gündüzleyin oruçluyken, banyo yaparken fark etmeden ağzımızdan, burnumuzdan içeriye birkaç damla su gidebilir. O zaman oruç bozulur. İstemeden de olsa. Ha, çok kirlendiysek tamam, yapabiliriz. Yani banyo yapmakta bir sakınca yok.
borcu bozan bir durum değil. Göze ilaç damlatmak da aynı şekilde. Gözümüz rahatsız. O saatte damlatmak gerekiyor. Doktor böyle söyledi. Damlayla, yani vücudumuzun içine girmiyor çünkü gözümüzün üstünde kalıyor. C şıkkındaki sigara içmek orucu bozar. İşte bu C şıkkını işaretleyelim. Çünkü bilerek ve isteyerek kişi sigara içiyor. İçeriye duman çekiyor yani vücudun içine. Ve oruç bozuluyor. Unutarak yemek ve içmek bu orucu bozmaz. Aklına gelmiyorsa, fark etmeden, bilmeden, unutarak bir şeyler yiyip içtiysen oruç bozulmaz. Sonradan aklına geldi, ben oruçluydum dedin ama bozuldu zannetmeyeceksin. Çünkü orucun bozulmamış oluyor. Devam edeceksin oruçlu olarak. Neyse, devam edelim. 14. soru. Yine oruçla ilgili sorulara devam ediyorum. Oruç tuttuktan sonra orucumuzu bitirmek için yenilen yemeğe ne ad verilir? Sahur, akşam, iftar, gece. Tam akşam ezanı olduğunda orucumuzu bozmak için su ve yemek yiyoruz değil mi? Su içiyoruz, yemek yiyoruz. Doğru cevap iftar. Bunun adı iftar oluyor. 15. Oruç ergenlik çağına girmiş akıllı ve sağlıklı Müslümanlara farzdır. Ancak İslam dini insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetiyle ilgili kolaylık sağlanan gruplardan biri değildir? A. Yolcular. Evet, yolcular eğer belli bir kilometreden sonraysa, yani gideceği yer 90 kilometreden daha uzaksa, uzak bir yere gidecekse, o zaman oruç tutmayabilir. Diyelim ki ben yarın yolculuğa gideceğim. Bursa'dan çıkacağım, işte Erzurum'a gideceğim. Çok uzun bir yola gideceğim. Yarın oruç tutmayabilirim. Ama Ramazan'dan sonra bunu ödemem gerekiyor. Yani evime döndükten sonra bu bir günlük orucun yerine tekrardan kaza yapmam gerekiyor. Onun yerine tekrar tutmam gerekiyor. Ama o gün bırakabilirim. Yani burada bana bir kolaylık sağlıyor Allah. Yola gideceğim için, yolcu olduğum için. Hasta bakıcılar ise bunlar için bir kolaylık yok. Hasta bakıcılık bir iştir, bir meslektir. İnsanlar mesleklerini yaparken burada bir kolaylık yok yani. O zaman bunu işaretleyeceğiz. Hasta olanlar, evet, hasta olanlar oruç tutmayabilir. Hamile olan kadınlar, evet, bunlar da oruç tutmayabilir. Burada bizim cevabımız B şıkkı olacak. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.